Amerikan Foreign Policy dergisinde Türk İHA'larının başarısı üzerine dikkat çeken bir analize yer verildi. Türk İHA'larının başarısı ABD'nin gündeminde. ...20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki görevine başlayan yeni ABD Başkanı Joe Biden, bu koltukta geçirdiği 100 gününü bugünlerde doldurmak üzere. Geride kalan 100 güne dair akılda en çok ne kaldı diye sorulsa, pek çok kişi buna, acaba Biden'ın zihni melekeleri başkanlık yapmasına daha ne kadar izin verecek sorusu diye cevap verecektir. Zaten uzunca bir süredir Demons, yani bunama hastalığından muzdarip olduğu yönünde iddialar ortalığa yayılmış durumdaydı. Hem adaylık döneminde hem de Beyaz Saray'da geçen 100 gün boyunca bu iddiaları güçlendiren hadiseler de yaşandı. Yerine hazırlandığı söylenen yardımcısı dahil bütün ekibin Başkan Biden bir gaf yapacak yahut yine bir şeyleri unutacak diye her an tetikte oldukları yansıyan haberlerden de görüntülerden de çok rahat anlaşılabildi. Seçim döneminde rakibi Donald Trump, Biden'ın bu halini Sleepy Joe, yani uykucu Joe yakıştırması üzerinden biraz da bel altı vuruşlarla kullanmaktan gocunmamıştı. Neyse, biz bizi daha fazla ilgilendiren kısmına gelelim meselenin. Joe Biden'ın Beyaz Saray mesaisine başlamasından bir gün sonra, yani 21 Ocak'ta Ankara'da Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrini yakından izleyen bir bakanla muhtemel senaryolara dair bir sohbet izlemiştik. O günkü atmosferin belirsizliği içerisinde zihnimize pek çok soru düşmüşken, bakan kendisinden emin şekilde kontrollü bir süreç olacağından söz etti. Aynı isim, verdiği bazı bilgilerden yola çıkarak bu tahmininin arkasını dolduran bir analiz yaptı. Öyle olunca o gün dinlediklerime bir mim koyup beklemeye başladım. Şu ana kadar olanlar o bakanı haklı çıkarıyor gibi. Joe Biden'ın daha Kasım ayında seçimleri kazanmasının belli olmasından sonra yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkileri nasıl bir atmosferde olacak sorusu uzunca süre cevabı belirsiz bir soru işareti olarak orta yerde durdu. Ama bugün daha verili şekilde bakabiliyoruz meseleye. Aradan 100 gün geçmesine rağmen beklenen Biden-Erdoğan görüşmesinin hala gerçekleşmemiş olması bardağın boş tarafını temsil ediyor olsa da kurumsal boyutta sağlanan temaslar ilişkileri kontrollü şekilde yumuşatma ve öngörülebilir halde tutma arayışlarını belirgin hale getirmiş durumda. S-400 meselesiyle ilgili ABD'nin yeni bir yaptırım yoluna başvurmayacağına dair işaretler artmış durumda. Bu havayı yansıtma anlamında geçenlerde ilginç bir beyanata rastladım. Konuşan İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini'ydi ve şöyle diyordu. Türkiye S-400'ler konusunda zor dönemi aştı. Bundan sonra ABD'de bu durumu kabullenecektir. Beğen ya da beğenme, Türkiye'ye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara, S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek. İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı söylediği için değil de, durumu tam olarak yansıtıyor gibi göründüğü için bu görüşüne dikkat çektim. Türkiye zaten S-400'ler konusundaki kararlı tutumunu geçtiğimiz günlerde yeniden tekrarlamış, bu konunun kapandığını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'a yüz yüze yaptıkları görüşmede iletmişti. Geçen hafta Reuters'ta yayınlanan Türkiye-ABD ilişkileri konulu araştırma haberinde de ilgi çekici değerlendirmeler vardı. Batılı diplomatlardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından alınan görüşlerle çeşitlendirilen analiz metninde şöyle bir cümle geçiyor. Erdoğan, Biden'ı en son Türkiye'de aradığında tarih 24 Ağustos 2016 idi. O gün Türk tankları ilk kez Suriye'ye girdi. Aynı analizde Erdoğan'ın danışmanlarından birinin de şöyle bir ifadesi var. Türkiye, ABD ve Rusya'nın kurallarını yazdığı, Türkiye'nin bedellerini ödediği senaryolardan bıktı. Tahmin edileceği üzere ilgili isim burada daha çok Suriye'ye atıf yapıyor. Dediklerinde de sonuna kadar haklı. Foreign Policy dergisinde yayımlanan makalede Dağlık Karabağ'da SİHA'ların Ermenistan'ın hava savunma sistemlerini ve ağır zırhlı kuvvetlerini etkisiz hale getirdiği, bu sebeple gelişmiş ülkelerin işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden düzenlemek zorunda kaldığı bildirildi. Eski ABD ordusu asimetrik harp grubu başkanı Albay Scott Shaw'un görüşlerine yer verilen makalede Azerbaycan'ın geçen sonbaharda Ermenistan'la yaptığı savaşta Türkiye'den aldığı SİHA'larla
gökyüzünde üstünlüğü ele geçirmesi ve Ermenistan'ın savunma sistemlerine ağır darbe vurmasının ABD'nin askeri uzmanlarını yeni arayışlara ittiğine işaret edildi. Makalede SİHA'ların Karabağ Savaşı'ndaki etkisiyle ilgili bu çatışmada açık olan şey, bütçesi düşük bir ulusun kombine silahlı savaşlar yapabileceğidir. Artık ABD veya Rusya olmanıza gerek yok. Potansiyel olarak havadan yere veya havadan havaya bir faaliyet yürütmek için mükemmel eğitimli, muhteşem bir yetenek olan Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri gibi bir şeye ihtiyacınız yok ifadesi kullanıldı. Makalede ABD ordusunun artık Çin gibi rakiplere karşı tartışmasız hava üstünlüğünden yararlanamayacağına, düşük gelirli ulusların SİHA benzeri düşük maliyetli araçlar sayesinde çok daha fazla düşman askeri öldürebileceğine vurgu yapıldı. ABD'nin eski savunma bakanı Mark Esper'e dayandırılan bilgilere göre Amerikan savunma planlamacıları insansız gemiler için araştırma ve mühendislik yatırımlarını arttırmaya başladı. Makalede görüşüne yer verilen Albay Scott Shaw, insansız hava araçlarının giderek daha çok hava tanklarına benzeyeceğini belirterek SİHA'lar için yıkıcı yumruk atabilen uçan zırhlı hayvanlar ve bunların imha edilmesi zorlaştıkça yerdeki askerlerin öldürülmesi potansiyel olarak daha kolay hale gelecek ve savaş alanı gözetimi de ucuzlayacak değerlendirmesinde bulundu. Dağlık Karabağ Savaşı'nın saatler süren görüntülerini inceledikten sonra ABD ordusunun ilgili birimlerine eğitim vermeye devam ettiğini aktaran Shaw, bu durum ABD tarzı manevra savaşı için yeni zorluklar yaratıyor. Son 20 yıldır Irak ve Afganistan'da savaşan ABD birliklerinin standart operasyon prosedürü olan FM radyo üzerinden iletişimi bile Rusya gibi ülkeler dikkatsiz birimleri bulma ve vurma konusunda çok daha yetenekli hale geldikçe yeniden düşünülmelidir. Bu elektromanyetik spektrumda maskesiz kalmak gibidir ifadesini kullandı. İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülke basınına Türkiye ve İtalya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunmuş. İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı son telefon görüşmesine dikkat çekerek, Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin eksenine girmemesi için Dışişleri Bakanı olduğu dönemde İngilizlerle birlikte Türkiye'nin dostları adlı bir grup oluşturduklarını ifade eden Frattini, Schröder ve Chirac hemen kapıyı kapattı. Dikkatsiz bir hareketti. Bugün tüm çıkarlarımıza aykırı bir Ankara-Tahran-Moskova eksenine tanık oluyoruz demiş. Frattini beğen ya da beğenme, Türkiye'ye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek demiş. Türkiye'nin Kazakistan, Azerbaycan ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla hali hazırda bir enerji merkezi olduğunu ifade eden Frattini, Libya ile yapılan münasır ekonomik bölge anlaşmasına değinerek Türkiye'nin tek bir hamle ile tüm Akdeniz Avrupa'sını atladığını belirtmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Fransa önderliğindeki Minsk grubunun uzun ve beyhude çabalarının ardından bir telefon görüşmesiyle Karabağ'da ateşkesi sağladığına dikkat çeken Frattini, Kafkasya ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya daha fazla söz sahibi ifadelerini kullanmış. Türkiye'nin Avrupa, Asya, Kafkaslar, Akdeniz, Orta Doğu'nun kesişme noktasındaki stratejik konumu, Müslüman kimliğiyle, İslam dünyasındaki özel yeri ve Türk dünyasının lideri konumuyla herkesin çıkar alanı olan vazgeçilemez bir ülke olduğunu görüyor ve biliyorlar. Dünyaya yaşattıkları zulmü, adaletsizliği, yıkımı, mülteci sorununu, terörle ilişkilerini yüzlerine haykıran Türkiye, kendisine biçilmiş rolü elinin tersiyle iterek, yeni küresel sistemde denge siyaseti güderek ülke yararına olanı tercih etmesi sömürü güçlerinin zoruna gidiyor. Türkiye'nin stratejik manevralarla kurduğu ortaklıkları kendi çıkarları doğrultusunda kendi strateji ve tercihleriyle ortaya koyan bir ülke olmasını kabullenmeye başladılar. Türkiye'siz adım atamayacaklarını anlayan küresel güçler son dönemde her alanda işbirliği yapmak için girişimlerini arttırdılar. ABD, dünyanın sahibi benim fikrinden vazgeçmeden yine dayatmacı, baskın, ben yaptım oldu anlayışıyla kurulacak yeni düzenin kodlarını oluşturmaya çalışırken Türkiye'yi yine emrine, yanına alma çabasında. Çin derinden yol almayı yeğleyerek Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerini kendine bağımlı kılıp ABD karşısında durabilmeyi hedeflerken Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirip batıya açılan kapı konumuyla yanında olmamızı amaçlıyor ve
bu yönde bir siyaset gidiyor. Yeni oyun kuramayan ama rakiplerinin oyunlarını bozacak askeri güce, imkanlara sahip konumuyla Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı ambargoyu delmek için, enerji sevkiyatını sağlamak için bize muhtaç ve bizimle ilişkilerini en iyi seviyede tutma çabasında. Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin küresel düzeyde güçlü bir aktör olamayacağı neredeyse kesin. Parçalanma sürecindeki Avrupa Birliği bir taraftan Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışırken diğer taraftan kaybetme korkusuyla dostluk eli uzatıyor. ABD'nin Atlantik ötesi ilişkilerinin eskisi kadar iyi gitmediği, Rusya ve Çin'in ise Avrupa Birliği'ne karşı böl yönet politikası izledikleri günümüzde, Türkiye bölgesinde vazgeçilmez bir güç olarak masaya oyun kurucu ve karar verici olarak oturuyor. S-400, Suriye meselesi ve F-35 konularında ABD'den gelen yumuşama sinyalleri, NATO ve Avrupa Birliği'nin yaptığı müttefiklik açıklamaları, Mısır'ın yüzünü tekrar bize dönmesi, Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği ve artan nüfusunun göstergeleri. Kendi bölgesinde zayıf, içerideki sorunlarını çözemeyen ve devamlı dış desteğe muhtaç bir Türkiye görmek isteyen Batı dünyası, bölgesinde dengeleri değiştiren, yeniden küresel güç olma yolunda ilerleyen, dik duran, varlık gösteren, kurulmuş tüm tezgahları bozan Türkiye'nin kendi başına hareket ederek istediği alan bir konuma gelmesini boyun bükerek kabulleniyorlar. Uluslararası hukuku ve meşruiyeti temel alan, insan odaklı, vicdani, ilkeli, milli bir tutum ve kararlı duruşu ile güç odağı olma yolunda önemli adımlar atan Türkiye, Müslüman dünyası için umudun merkezi olmuş durumda. Çok kutuplu dünya düzeninde üzerine senaryo yazılan bir ülke değil, kendi senaryosunu yazan bir devlet konumuna gelen Türkiye, birilerinin eteğine yapışmadan hareketi eğiliyor. Bütün güç aktörleriyle ulusal çıkar odaklı ve faydacı ilişkiler geliştirmeyi mantıklı görüp ona göre hareket etmektedir. Türkiye dik durarak yol çiziyor, tavır koyuyor, yeniden tarih yazacağının işaretleriyle haksızlıklara ve zalimlere meydan okuyor.